patron.com. Evet sevgiler saygılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Hakan Çakmak, değerli iki konuğum Şahber Alan ve Rıza Alan'la birlikte karşınızdayız. Ve yarınki Antalya yarışlarını konuşacağız. Bu üçlü bir zamandır özel işlerden dolayı yan yana gelemiyorduk ama özlemişiz birbirimizi. En azından yarın için buradayız. Rıza, öncelikle sana hoş geldin diyeyim. Nasılsın, iyi misin? İhsan abi, teşekkür ederim. Fena değil. Koşturmaca. Uğraşırız abi. Yine de üçümüzün denk gelmesi güzel oldu. Evet Şahber, bir zamandır özlemiştik seni. Yoktun. Hoş geldin. Abi teşekkür ederim. Ben de sizleri çok özledim. Lakin abi teknik problemlerden kaynaklı bir süre uzak kalmak durumunda kaldım ama nihayet buradayım abi. Şu anda heyecanlıyım. O ilk çıktığım yayın gibi şu anda abi. Genelde öyle ara verince öyle oluyor. Evet. Padok TV ve Tay TV ortak yayınında yine hipodrom.com sponsorunda yarışsever dostlarımızın karşısındayız. Biz yarınki Antalya'ya konuşmaya başlayacağız ama biliyoruz ki tüm yarışseverler olarak da sizin de böyle bir son günlerde değişik bir heyecanınız var. Bir güzel bir meşgale içerisindesiniz. Yarışseverlere hizmet sunmak için uğraş veriyorsunuz. Rıza Şahper ve Akın olarak. Rıza, ilk sözü sana vereyim. Nasıl gidiyor? Gayet iyi abi. Beklediğimizden çok daha iyi. Uğraşıyoruz abi. İşte gün içerisinde genelde yarış izliyoruz. Yani hangi ata ne oldu, çalışması nasıl oldu, neden, nereden, nereye geldi, son galobu nasıl, yani birçok şeyle uğraşıyoruz. Yani gerçekten site gibi bir sorumluluğu aldıktan sonra bu başka seçeneğin olmuyor yani. Kaçış yolun da olmuyor. Mecburen pozitif şeyler sunmak zorundasın. Yapılanma da çok güzel oldu. Bizim soy işimizi taşıyan bir yapılanma oldu tabii. Buna Akın abi de, Akın Yasin Keskin de dahil oldu. Çok güzel bir şekilde geri dönüşler, çok güzel. Yani alan atın devamlılığı açısından başlangıç çok pozitif şekilde gerçekleşti. Umarım devamlılığı da aynı şekilde pozitif şekilde olabilir. Umuyorum ki bu yönde umut ediyorum ki bu sadece umut etmekle değil aynı anda çalışmakla da olabilecek bir şey. Kesinlikle. Bunun için emek veriyoruz. Emek verince umarım da karşılığını alabiliriz. İnşallah. Ben bu konu hakkında böyle küçük bir şey söyleyeceğim ama ilk sonra şimdi Şahper'e söz vereyim. Yoruluyor musun Şahper? Ya abi şimdi böyle bu kadarını da beklemiyorduk ya. Geçen Rıza da bana onu diyor. İşler iyi gidiyor diye hani niye kendini ya da beni yoruyorsun? Hani işler iyi gidiyor, emek verelim. Niye şikayet ediyorsun işlerin iyi gitmesinden? Ya diyorum ki ben bu kadar beklemiyordum. Ben hani başka işlerim de var, onlarla uğraşıyordum. O zaman diyor bu işleri bırakacağız, sadece buraya odaklanacağız. Çünkü bizim mahcup olma gibi bir şansımız yok insanlara. Hani kazanç bir yana abi, insanlara karşı o mahcubiyet. Çünkü bir noktada ciddi anlamda bütün yarışsever değerli ama çevremizde çok tatlı ve çok güzel bir kitle oluştu abi. Bu kitleye mahcup olmak insanı üzüyor. Hani her şeyden bağımsız. Bunu yakalamak için de emek veriyoruz abi. Umarım başarılı olacağız diye düşünüyorum. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Baskı altında hissetmemizi gerektiren bir durum yok. Çünkü şöyle bir şey, zaten çoğu orada aslında oluşan kitle bizi tanıyor. At yarışı bilgimiz konusunda zaten onların da gördüğü şeyler var ki o kitle oluştu. Toleransımızın olması aslında bizi bir noktada rahatlatıyor ama toleransımızın bitme ihtimalini düşünmek bizi geriyor. Doğru, yani güzel bir şeye değindin. Ben şimdi sizlerle alakalı bir şey söyleyeyim. Zaten hani yarışseverin çok böyle üzerinde durduğu, üzerinde titrediği ve çok sevdiği bir abi kardeşsiniz. Onun dışında bir de dostunuzu, arkadaşınızı yanınıza ilave ettiniz. Akın Yasin Keskin. O da çok kıymetli. Ben de biliyorsun ki Ankara'ya geldiğim zaman kendisiyle tanışma durumunda kaldım ve çok da böyle arkadaş canlısı olduğunu zaten oradan anlamıştım. Vallahi şöyle söyleyeceğim. İnşallah güzel günler sizi bekliyor. Rıza, Şahper ve Akın olarak güzel günlerin işaretliği bu ilk başlangıçlar. Bunlar güzel başlangıçlar. İnsanların size karşı neler düşündüğünün çoğunluğunu zaten biliyorum. Bu çizgiyi bozmadıktan sonra inşallah bu sektörde çok fazla kalıcı insanlar olacaksınız. Bir kere iyi niyetiniz ve düzgün insan olarak. Bunu da altına çizmek isterim. Evet. Şimdi Antalya'yı konuşacağız demiştik. Antalya'da keyifli bir program var. Onun altını çizeyim.
Antalya'da saatler şöyle 17.45'i gösterdiğinde günün birinci koşusu başlayacak. Tek altılı ganyan var. Rıza, yine sana soruyu yönelteyim. Bu altılı ganyanı nasıl buldun? Yani nasıl bir altılı ganyan bizi bekliyor? Zorlu mu? Kolay mı? Geçen Kocaeli yayınında yani çok böyle beylik sözler etmeyi söylemem ama şov yaptığını iletebilirim. Yarış sever dostlarımıza. Çok etkiliydi gerçekten yayın. Antalya'da nasıl olur sence? Antalya'da mı? Ben yani Kocaeli'de beklediğim gibi olmaz. Çünkü ben Kocaeli'de beklediğim şey orada %70'i bilerek yıkıp çok büyük paraya. Yani tevziye gitmeye çalıştım. Bunu da açık açık söyledim. Tevziye gitmeseydim zaten bir şekilde o altılıyı zaten alacaktık. 154 bin lira. Çok kişi aldı zaten o altılıyı. İlk ayakta 4'ü tek bıraktım. Ama 5'i zaten ilave etmiştim birinci altında. Zaten ben arkadaşlara buyurdum, söyledim. Orada tek bırakırsanız oraya at ekleyin. İlk ayağa at ekleyin. Ben risk geçip %70'le yıkıp büyük bir ikramiye gideceğim. %70'i yıkamadım. Yine büyük bir ikramiye oldu. Beşliler evet. Zaten baştan sona oldu. Yani hep ilk atlarla oldu. Altını da alternatif şekilde sunduğum şekilde oldu 157 bin. Onun gibi bir bülten beklemiyorum abi. Daha tatlı böyle bir ikramiye. Çok büyük bir ikramiye değil ama çok zevkli bir bülten abi. Evet, inşallah yine başarılı bir tahmin olacağından şüphem yok. Ben de iddialıyım bu arada. Bir yalnız başına bıraktığım isim var, bir de alternatif bir isim var. Onun üzerine oyun kurdum. Şahber, senin de böyle tahminde özledik ya, nasıl bir tahmin yapacaksın onu merak ediyorum. Abi ben böyle orta şekerli bir program olarak görüyorum bunu ama birbirine denk rakipler var. Bir de Azat koşması sebebiyle Antalya'da genelde Azat koşunca ikramiye Ankara gibi çok böyle uç noktalara gitmiyor. Bir de hemen hemen her yarışta 2-3 tane öne çıkan safkan var. Ama yine bir iki ayakta tatlı bir ikramiye. Yani böyle çok uçlara gitmese de böyle yarışseveri memnun edecek bir ikramiye verebilir diye düşünüyorum abi. İnşallah başarılı oluruz üçümüz birlikte. Evet, müsaadeniz varsa ben yine koşuya geçmek istiyorum. Açıkçası günün birinci koşusunun saat 17.45'te koşulacağını söylemiştik. İki yaşlı İngilizlerin şartlı dördü var. Dört safkan katılacak. Rıza, bu koşuyla birlikte birinci dörtlü ganyan başlıyor. İlk sözü sana vereyim ben bülteni ekranı alırken. Sen bu koşu için neler söyleyeceksin? Kolay koşu mu, zor koşu mu? Senden dinleyelim. Dört atlı zor bir koşu. Neden zor bir koşu Hakan abi biliyor musun? Yani ayağını en süratli at Golden Skin. At durmuyor. Gerçekten işliyor. Ama bu sefer mesafe uzadı. Durup durmayacağı aşikar. Yani durmayabilir, devam edip farkı da açabilir. Bir yerde durabilir. Princess Emika. Bu isim sprintte, Kabakum'da koştuğu iki yarışta sprintte çok gecikti. Yani üçlü geldi. Birinde ikinci, birinde üçüncü oldu yarışlarında. Son sentetiği erken önde bekledi. Yani erken öne çıkabildi. Bir hamle yaptı. Ve çok güzel bir yarış kazandı. Bence bu öne adapte olamama problemini sanki son yarışla birlikte attı. Çünkü koşmayı öğreniyor bu isim. Yarın uzayan mesafe onun lehine olacak. İkinci sıraya alacağım. Süslücan. Üçüncü sırada Süslücan'ı önereceğim. Süslücan da kötü bir tay değil. Madem Alya'nın yavrusu ki bu isim Madam Alya zaten. Alya kızı aslında kum orijini gibi gözükse bile Madam Alya aslında her yere koşan bir atı ama bence pedigri olarak kuma daha yatkın. Kaba kuma. Ben eşkalini falan çok beğendim bu ismin ki. Burada 3 isim aslında neden çok sevdiğim 3 isim. Prenses Emika son yarısında önerdim geldi. Queen Arya tekimdi geldi. Süslücan tekimdi geldi. Yani bu tayları o yüzden çok seviyorum. Takibimde olan taylar. Golden Skin'i son yarısında tek atamadım. Yanında bir isim daha vardı beraber favorilerde. İki isim önermiştim. O da geldi. Golden Skin ama sanki durmuyormuş gibi bir his oluşturuyor bende. Ben bu tayı çok merak ediyorum. Yarın özellikle bu ismi merakla izleyeceğim. Çünkü biliyorum Prenses Emika kötü bir isim değil. Süslücan yine kötü bir isim değil. İyi isimler ama ben daha Golden Skin'in potansiyeli konusunda tam bir fikre sahip olmadığını düşünüyorum. O yüzden yarın bu ismi merakla bekleyeceğim. Önde liderliği alacak. Devam edebilecek mi? Çünkü bu orijini de merak ediyorum. Son 3-4 tur verdiği taylar yarış kazanıyor. İlerisi için Türkiye açısından iyi bir kum orijini olabilir. Kuve gibi, Royal Avcılar gibi emin değilim. Onu da zamanla öğreneceğiz.
O yüzden benim için daha böyle heyecan dolu bir yarış olacak Tayyar. Evet, Rıza Alan çok enteresan bir yarış bekliyorum ben. Golden Skin'in nasıl koşacağını bekliyorum dedi ve kesmeyeceğini düşünüyorum dedi ama 2 numaralı Prens Emika ve 4 numaralı Süslü Can'dan da bahsetmiş oldu. Bir Taksim 2-4 gibi bir değerlendirme yapmış oldu aslında. 1 numarayla başlayabiliriz Gökhan Yana eğer ki misli taraflara gidersek. Evet Şahber, sözü şimdi sana vereceğim. Sen neler söyleyeceksin günün birinci koşusuyla alakalı? Abi ben 1 numaralı Golden Skin tarafında olacağım. Evet, Efruits yavruları geçen senelerde sanırsam 2 senedir zaten sahaya safkan geliyor Efruits'ten. Lakin o ilk gelen safkanlarda böyle çok fazla ön plana çıkan bir safkan olmamıştı. Son bir senedir King Çağdaş'lı sanırsam yine Golden Skin olsun. Yine 2 tane safkanı var güzel koşup kazanan. Lakin ben bu safkanın süratinin ve biraz daha böyle ayağına çabuk olmasının sebebinin kıslak babasına bağlıyorum. Yani Perfecto'ya bağlıyorum ben bu safkanı. Normalde Efruits zaten Kızılca ekürsünde olan bir safkandı. Yine kaba kumu yapan bir safkandı. Lakin genelde uzunlarda koşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu safkan bence Perfecto'dan da gelme olduğu için ben 1500-1600'e kadar bu safkanın daha sermayesinin olduğunu düşünüyorum abi. Ondan kaynaklı ben burada Golden Skin'i, Prenses Emika'nın son sprinti çok iyiydi ama burada Golden Skin'in üzerine gidebilecek ben bir safkan olduğunu düşünmüyorum abi. Safkanın maşallahı var. Ayakları düz bassın. Çok seri bir safkan. Ben Golden Skin tarafındayım abi. 1 numara bence çıkar bitirir. Evet, Şahper Alan dedi ki ben Golden Skin tarafındayım. 1 numara bence çıkar bitirir dedi ve Rıza aslında onay vermiş oldu ama o başka haplardan bahsetmedi. Arkadaşlar ben buna değişik bir anekdot daha vermek istiyorum. Tabii ki. Hikmet Kızılca yetiştirmeleri atlar Türkiye'ye gelen ilk orsinlerden bir tanesi. Yani Öröptes babası bir Kurnin yavrusu. Kurnin Amerika'nın iyi kısa mesafe özellikle kısa orta mesafe kum atlarının orsinidir Kurnin. Yani Öröptes'in babası çok iyi bir kum atı aslında. Anneden de baktığın zaman, Perfecto'yu gördüğün zaman inanılmaz süratli olması olağan bu ismin. Yani öyle bir çaprazlama var ki birinin babada Kurlin var, diğerinin babada Perfecto var. Yani böyle bir çaprazlamışlar ki ismi öyle. Yani Hikmet Kızılca kendi yetiştirdi. Yani baktığın zaman Europe çok büyük bir at değildi koştu. Yani kısa vade yarışlar koşardı. Ama yine iyi yarışlar koştu. Yüpresi'nin yarışlarını izledik. Yani Yüpresi iyi yarışlar yaptı yine de. Europe yani iyi bir isimdi ama böyle şampiyonumuz değildi yani kumda. Bir good kuri değildi. Kısa vade yarışlarda başarılı olan bir isimdi. Ama yetiştiricilik açısından bence Kızılca ekürsünü tebrik ediyorum ki hakim gibi bir aygırı da bizlere verdi sağ olsunlar. Yani ondan sonra bu orijin bakalım. Nereye kadar gidecek göreceğiz. Evet, 1 numaralı Golden Skin tarafındayız hep birlikte dedik. Geldik günün ikinci koşusuna. Beyler ikinci koşuyla birlikte Yedili Plase Üçlü Ganyan başlıyor. 3 yaş İngilizlerin 5 şartı. 18.30'da koşulacak ve bu koşuya 7 safkan katılacak. Rıza, Yedili Plase'de hangi atları oynayalım? Keşke altılı içerisinde olsaydı dediğim ayaklardan bir tanesi. Çok isterdim altılı içerisinde. Yalnız başına bırakacağımız bir isim mi var? Evet, var ya. Yani. Ben Cardinal Shot'ın çok iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Zaten Stelvet her ay saldırdı yanlış değilsem 1800 metre içinde. Önceki 1600 metre Ankara iyi isimlerle koştuğu yarış da bitti. Yani böylesi uygun bir grup bulmuş. Mesafeyi de çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ben Cardinal Shot'ın bu yarışı kendi lehine çevirebileceğini düşünüyorum. İkincilik hanesinde veyahut rakip hanesinde ise yine bir Adana isminden bahsedeceğim. Adana atlarında biliyorsun. Özel takipimdedir bu isimler. Mozart abi. Ben Cardinal Shot'ın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmam çünkü sentetik yarışta bazen ne yapabilecekleri veya yeni geldiği işte nasıl bir reaksiyon verecekleri konusunda bazen net bilgimiz olmuyor ama öngörülerimiz oluyor. Umarım o öngörüm de somutlaşacak bir şekilde yerini bulur pozitif anlamda. Rakip olarak da Mozart diyeceğim. 5 çizgi 4. Evet, 5 numaralı Cardinal Shot tarafındayım. İyi bir at olduğunu düşünüyorum. Kazanmasını bekliyorum ama sentetik pist olmasından dolayı
Bir at daha önereceğim dedi. O isimde 4 numaralı Mozart olacak dedi. 5 çizgi 4 şeklinde bir değerlendirme yapmış oldu Rıza Alan bizlere. Şimdi sözü Şimdi Hakan abi değişik bir anekdotta daha bulunmak istiyorum. Mozart'ın evet. Uzunu yok. Benim elimde olan tek done, yani tek veri benim elimde olan Mozart'la ilgili uzuna gidip gitmemesi konusunda kısrak babası Marlin. Marlin kanatta olan bir tayin uzun gitmeme gibi bir durumu çok nadirdir. Evet, orijinden dolayı sen uzunu da yapabileceğini söylüyorsun yarı sever dostlarımıza. Evet, sözü şimdi Şahber'e vereceğim. Bakalım Şahber Yedili PSV Uçluk Ayan başlangıç ayağında hangi at ya da atlardan bize bahsedecek? Abi ben tam Rıza'nın aksi yönde bir sıralama vereceğim. Ben de Mozart'ı ön plana alacağım. Adana atlarını keza yine söyledik. Rakım kaynaklı olsun. Bu safkanlar yani Antalya'dan Adana'ya giden safkanlar başarılı olabiliyor. Adana'dan Antalya'ya giden ki Adana ve Ankara'dan her yere giden safkanlar başarılı oluyor maşallah. Ondan kaynaklı ben 4 numaralı Mozart'ı ön alacağım. Lakin Kardinal Şat'ı da tabii burada es geçmek olmaz. Ben de 4 çizgi 5 şeklinde buraya geçmeyi düşüneceğim abi. Evet sevgili Şahber de tam Rıza'nın tersine bir öneri yaptı. Lakin atlar aynı. Şahber'de 4 taksim 5 Mozart önde, Kardinal Şat arkada. Rıza'da ise 5 taksim 4'tü, Kardinal Şat önde, Mozart arkada şeklinde. Günün ikinci koşusunu da hem Rıza'dan hem Şahber'den dinlemiş olduk. Aslında yarışsever dostlarımız için de çok güzel bir done olmuş oldu. Yani aslında bakarsak 4 ve 5 yazarsak sanki burayı Yedili Pelesi oyunlarında ve Üçlü Kayan oyunlarında geçebilirmişiz gibi bir hissiyat uyandı bende. Şimdi gelelim günün üçüncü koşusu önemli mücadeleye. Altılı Ganyan başlıyor. 4 yaşlar atların 14 handikapı, 2100 metre mesafe sentetik pistte koşulacak koşu. 7 Koçerim, 8 Semihan Ekuri, 11 Safkan katılıyor Altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Söz Rıza Alan'da. Rıza bize Altılı Ganyan'ın ilk ayağında hangi atlardan bahsedeceksin? Ben bir alternatif tekle başlayayım. Zor bir yarış. Çok zor gözüken bir yarış. AGT'lerin de çok yakın çıkabileceği bir yarış. Eğer ilk ayakta bu alternatif olarak yani tek başına bırakacağım ismi kullanabilirsek, eğer ilk ayakta da getirebilirsek inanılmaz avantaj sağlarız. Risk sevenler için öneriyorum. Risk sevenler için tek başına bırakacak bir isim öneriyorum. Bu isim arkadaşlar 4 numaralı Deli Turbo. Deli Turbo neden Deli Turbo? Ankara'da koştuğu yarış, Adana'da koştuğu yarışlar hiç fena değil. Yani uzun mesafeyi seviyor. Son yarışında Antalya kumuydu ki bence sentetiği çok daha başarılı koşacağından şüphem yok ki. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Deli Turbo ile ilgili. Eyyam-ı Bahur'la son koştuğu grupta bakıyorum 32 küsür 33 ile bitmiş. O yarıştan Trakus, Yeni Sistem, Ateş Ayaz, Taş Ucu, Akşitay, Lejyoner. Yani dip dip atlara bakıyorum. Eyyam-ı Bahur gibi. Yani Eyyam-ı Bahur bir son yarışında kısa vade yarışta bile favorilerden çıkmış bir isim. Bence böylesi geriye gitmiş bir grupta bu isimle Deli Turbo'yla bir risk alınabilir tarafındayım. Ben kimci bir isim olduğunu düşünüyorum. Kabakum'da bile fena koşmadı. Sentetikte ve uzayan mesafe tamamen lehine. Küçük şablonlar için tek başına bırakacağım. Belki de ben kendi büyük şablonumda da yarın tek başına bırakabilirim. Onu yani böyle yarın sabah muhtemelen netleştireceğim. Bu konuda emin değilim. Rakip olarak da 4 çizgi diyeceğim. 10 numaralı Kral Arek. Gün geçtikçe form tutuyor. Farklı yerlere geliyor gibi. İyi bir isim. 2 numaralı Angel of Mountains. Kötü bir isim değil. İzmir'de fena değildi. Gün geçtikçe daha iyi yerlere geliyor. Sikleti biraz dezavantaj gibi gözükse bile grup uygun. 5 numaralı Pınar Ağası. Tatlı bir sürpriz gelebilir. Bir de 8 numaralı Semihan'dan bahsetmek istiyorum. Bir Özgün Han temsilcisi. Özgün Han temsilcisi olması daha geç geliştiği anlamına gelebiliyor. Bu isim daha bence daha potansiyelini veremedi. Meydandan çıksa ancak daha bence kendisi gibi değil. İlerleyen yarışlarda belki bir tık daha kendini geliştirebilir. Zorlu bir yarış. Yani yarışın içerisine baktığımız zaman Son Aktaş, Bayramtepe, Bayramdere yani gelmeyecek isim yok gibi. Ama ben burayı biraz yonttum abi. Ben yontmuşken
bir anda tamamen şey yapabilirim. Kalemi kırabilirim burada. Yani yarın için 4 numaralı Deli Turbo'da, ki Deli Turbo'da satılık şu an. Böyle gözümde gitmiyor değil. Evet, değişik bir yere parmak bastı. Deli Turbo'da satılık şu an gözümde gitmiyor değil dedi. Yalnız başına bırakabiliriz ekonomi kurgularda 4 numaralı Deli Turbo'yu. Rakip olarak önce 10 Kral Arek, sonra 2 numaralı Angel of Mountains, ardından 5 numaralı Pınar Ağası ve sonrasında da 8 numaralı Semihan şeklinde bir değerlendirme yapacağımızı söyledi. 14 Taksim 10 2 5 8 Rıza Alan'ın bu koşudaki sıralaması oldu. Evet Şahber, şimdi sözü sana bırakacağım. Sen neler söyleyeceksin Altılı Ganya'nın ilk ayağında? Abi benim favorim 10 numaralı Kral Arek olacak. Abi ben bu yarışta şu anda öne akacak böyle çok seri bir safkan göremiyorum. Ben bunu 10 numaralı Kral Arek'in yapacağını düşünüyorum. Ki son iki yarışındaki üçüncülükleri benim için çok değerli. Bence iyi gruplarda yaptı bunları. Ben Kral Arek'in yarın bir yarışın, çünkü çok yavaş gideceği kanısındayım abi. Burada tempoyu kurup arka ne olduğunu anlamadan böyle virajı döndükten sonra yarışı bitirebilir diye düşünüyorum. Rakiphanesinde iki safkanı önereceğim. Bunlardan ilk Rıza'nın çok ön plana çıkardığı 4 numaralı Deli Turbo olacak. Bir diğeri de abi ben burada 9 numaralı Sonaktaş, hatta Bahadır ve Hüsrevgil'le sentetik pistte Antalya'da koşacakken Rıza sürpriz hanesinde önermişti bu safkanı. O zamandan beri takibimde bu safkan. Bence o yarışlarına nazaran çok daha uygun bir grup buldu. Ondan kaynaklı 9 numaralı Sonaktaş da buranın sürprizini gerçekleştirebilir. 14-9 şeklinde ben buraya geçmeye çalışacağım abi. Evet, 3 isimle geçti, cazip isimlerle geçti. 10 numaralı Kral Arek, 4 numaralı Deli Turbo ve 9 numaralı Son Aktaş dedi. 14-9 şeklinde bir sıralama vermiş oldu bizlere Şahber. Ben de kısa kısa müsaadenizle değerlendirmelerimi yapmak istiyorum günün ilk ayağında. Benim ilk sıradan önereceğim isim burada bugün çok daha etkili bir performans sergilemesini beklediğim bir numara Şaşkova olacak. Şaşkova'nın etkili bir yarış yapmasını ve rakiplerini geride bırakabileceğini düşünüyorum uygun rakipler arasında, uygun grupta. En ciddi rakibinin 8 numaralı Semihan olmasını bekliyorum ki Rıza da bu ata değindi. Ben ilgileriyle çok önceden beri tanışık olduğumdan ve atla alakalı bripleri çok önceden aldığımdan dolayı bu atlar beklentileri hep yüksekti. Bu yüksek beklentileri henüz karşılayamadı ama artık buradan sonrası için daha etkili performanslar gelebilir Semihan'a dikkat, ki 7 numaralı Koçerim'in de ekil olarak start aldığının altını bir kere daha çizeyim. 2 numaralı Angel of Mountains kazanma başarısı gösterdi, iyi formuna sahip, bir kere daha kazanabilir. 5 numaralı Pınar Ağası sık koşuyor ama bugün çok daha uygun grupta. Aman dikkat diyeceğim. Bakın bu at aman dikkat. Dikkat edilmesi gereken isimlerden bir tanesi. 4 numaralı Deli Turbo olmazsa olmaz isimlerden ve 10 numaralı Kral Arek. Kral Arek'in de yanlış hatırlamıyorsam idmanlarında, evet doğru hatırlamışım, İdmanlarında bugünkü jockey İlker Soyat'la birlikte çalıştığını ve İlker Soyat'ın özenli bir şekilde hazırladığını söyledim Kral Arek'e. Ona da bir çarpı atacağım. Bende ayrımsız bir sıralama var ilk ayakta. 1, 8, 2, 5, 4 ve 10 benim bu koşudaki sıralamam oldu. Gelelim günün dördüncü koşusuna. Dördüncü koşu 4 yukarı Arapların 14 handikapı. 1200 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. Bu koşuya 7 numaralı Gözümüz Aydın ve 11 numaralı Gülallar ekil olarak start alacak, katılacak. Sözü şimdi Rıza'ya vereceğim. Bakalım o neler söyleyecek bu koşuda. Ben 6 numaralı ikimizle başlamak istiyorum abi. İkimiz iyi bir orijin, iyi bir pedigri, Elmas Pike gibi suratlı, çok başarılı bir kısrağın aslında yavrusu. Bir türlü ben ikimiz konusunda yani istediğim yerlerde olamadı bu isim. Yani hayatın ilk yarışını yanlış hatırlamıyorsam kazanmış isimlerden veya tabela yapmış isimlerden bir tanesiydi. Beklenti büyüktü. Bir türlü devamında yerine getiremedi ama ben son yarışında ikimizi izlerken çok iyi bir grupta, yani böyle bir an gelecekmiş gibi mi acaba, geliyor mu gibi deyip bir anda kesti. Sen dedik biz de kazanarak başladı ikimiz yarış hayatına. Doğrudur abi. Ben yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey. İyi başladı ki bir Elmas Pike yavrusu olmasından dolayı beklentinin de iyi yönde, pozitif yönde olması olasıydı. Yani çünkü anne bir kısa vade grup yarışlarda koşmuş kısa mesafenin iyi isimlerinden bir tanesi. Ayağında da çok çabuk bir isimdi Elmas Pike. Bu kanatında olan bir atı. Yani beklentinin büyük olması
olasıydı. Bence bu at daha sonra yanlış hatırlamıyorsam el değiştirdi ama böyle isimler el değiştirdiği zaman özellikle Doğu ekibinde atlar yeniden canlanıyormuş gibi, yani böyle değişik bir güç kazanıyor veyahut motive mi ediyorlar artık bir şekilde, yani değişik yöntemleri var bunların. Özellikle Doğu'da genelde baraja sokanlar mı dersin, suyun içerisinde yüzerken güçlendiren mi dersin, kaba kumdan bilerek çime getiren mi dersin, yani birçok yönü var bu durumların. Ben ikimizin, 6 numaralı ikimizin çok şans olduğunu düşünüyorum. İlk sırayı alacağım. Daha sonra 7 numaralı gözümüz aydın. Bu isim de Ayana Suat'ta bir isim. Bir türlü istenilen yarış yapamıyor. Belki yarın için yine başarılı olacak isimlerden bir tanesi olur. Ben ikinci sırayı alacağım. 5 numaralı Uçan Kafkaslı. Tam bir kısa mesafe kum atı. Yine başarılı olabilecek isimlerden bir tanesi. Atlı Sultan. Yavaş yavaş kendine mi geliyor hissi var. Atlı Sultan'dan hemen önce bir çizgi çekeceğim aslında. Sıralamada 6-7-5 diyeceğim. Sonra 3 Atlı Sultan ve 2 numaralı Kızıl Rüzgar. Her ne kadar kilo dezavantajı olmuş olsa bile bence yine başarılı olabilecek isimlerden olabilir. Sıralamam 6-7-5, çizgi 2 ve 3. 3 ve 2. Evet, hızlı alan, yarış hayatına kazanarak başlayan ama oradan sonra istenilen performansları pek olarak sergileyemeyen, lakin son zamanlarda formunun arttığını düşündüğüm dedi. 6 numaralı ikimiz de başlayacağım. En ciddi rakibi ön tarafa giden 7 numaralı Gözümüz Aydın ve ardından 5 numaralı Uçan Kafkaslı. 6-7-5'i ön plana çıkardı. Çizgiyi çekti. Ardından 3 numaralı Atlı Sultan ve 2 numaralı Kızıl Rüzgar. 6-7-5 çizgi 3-2. Rıza Alan'ın İkinci ayaktaki sıralaması oldu. Şimdi Şahper'i bekliyoruz. Abi ben bu yarışta ilk ayağın aksine çok süratli geçmesini beklediğim bir yarış ki bu Nazlı Çocuk olsun, Gözümüz Aydın olsun, ikimiz öne akıyor. Ondan sonra Atlı Sultan bazen önüne de akabilen bir safkan. Şimdi bunları düşününce burada 5 numaralı Uçan Kafkas diye, hele ki bence daha iyi koştuğu mesafe pistte görmüşken ön plana almamak olmazdı. Ben ondan kaynaklı 5 numaralı Uçan Kafkasya'yı biraz öne aldım. Lakin hemen akabinde Rıza'nın ilk sıradan önerdiği 6 numaralı ikimize değineceğim. Ki ikimiz çok öne gitmek zorunda hisseden bir safkan değil. 2-3'te de gidebilen bir safkan. Yani yarışın temposunu çok önü kaçırmadan takip edip başarılı olabilecek bir safkan. Ve bence grup ikimiz için son koştu gruplara nazaran daha uygun. Akabinde 2 numaralı Kızıl Rüzgar diyeceğim ki bu safkanın abi bir yarışını tutmuyor ve genellikle sanki safkan sürpriz çıkacağını biliyor ve o zaman iyi koşuyor. Ben yarın ondan kaynaklı 2 numaralı Kızıl Rüzgar'dan vazgeçmeyeceğim. Akabinde 3 numaralı Atlı Sultan geçen sene Antalya'da iyi bir form grafiği yakalamıştı, bir çıkış yakalamıştı, sanki yine o çizgiye doğru gidiyor. Ondan kaynaklı 3 numaralı Atlı Sultan'ın da burada ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aradan sonra böyle bir gelip kıpırdayan 4 numaralı Ertegi, 1 numaralı Eğilce, artık zaten bu yarış bende son şansı olacak bu safkanın. Kendini bir türlü fotoya atamıyor. Bakalım bugün daha uygun bir grup belki yapabilir. Ve son olarak bir süratli safkan olsun istedim abi kuponumda. Nazlı Çocuk'la birlikte bence öne süratli akacak. 7 numaralı Gözümüz Aydın'da kuponumda bulunacak abi. 5 ile 6 biraz önde olmakla birlikte 2-3-4-1-7 şeklinde bir sıralamam olacak benim abi. Evet, Şahper Alan 5 ile 6'yı biraz ön plana çıkardı ama fazla at yazdı. Çizgi 6, 2-3-4-1-7 gibi bir sıralama yapmış oldu. Benim favorim Ekirüs'ün de desteğini arkasında alacak olan, aslında ön tarafta kendi temposunu yapacak ve bitirmeye çalışacak 7 numaralı Gözümüz Aydın. Lakin 11 numaralı Gülallardan da çok iyi bir yarış bekliyorum. Ekülleri ilk sıraya yazalım. Bence mutlaka değerlendirelim. Ciddi rakibi 6 numaralı ikimiz, her iki dostunu da başta verdi. 3 numaralı Atlı Sultan. Atlı Sultan'da ben toparlanmaya başladığını gördüm ve bugün çıkaracağı kulaklık takısının da etkisini görecektir ve mutlaka iyi koşacaktır. 7-6-3 ön planda her kuponda olsun derim ama çizginin altına önce 4 numaralı Ertegi, ne zaman ne yapacağı belli olmaz bu safkanın. Sonrasında ise 1 numaralı Eğilci, ki Eğilci bu grubun üzerinde bir isimdir. Çok etkili bir performans sergileyebilir. Aman dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi.
Benim bu koşudaki sıralamam 7, 6, 3 çizgi, 4 ve 1 şeklinde olacak. Evet dostlar, geldik günün 5. koşusuna, yani 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. Üçyukarı İngilizler 2100 metre mesafe sentetik pistte kapışacaklar. 7 safkan var. Handikap koşu olmasından dolayı kilo farkları bariz şekilde ortada. 60 kilo Ghost Runner, 59 kilo Sweet Bella, 50 kilo Flying Machine, yani yaklaşık olarak 10 kiloluk bir makas. Rıza, söz sende. Neler söyleyeceksin 3. ayakta? Ben ilginç bir şeyim var. Yani bence direktif açısından öyle verecekmiş gibi bir his var şimdi abi. 5 numaralı Spanish Fly liderliği al diyecekler. Çünkü yarışta çok sattı isim olduğunu düşünmüyorum ben. Yani önü zorlayacak isimler var ama Spanish Fly isterse liderliği alıp kazandığı yarışlar var bu pistte. Özellikle uzun mesafede devrini bulduğu zaman Spanish Fly farklı koşar. Ghost Runner iyi bir isim. Fena koşmayabilir. Ama yani uzun mesafe bir tık etken Rocket Fuel iyi bir isim. Yarış yavaş gidecek. Dezavantaj. Sweet Bella starttan çıkıp çıkmayacağı belli değil. Beroş yeni form tutuyor, potansiyelli isim. Alttaki iki isim de yeni yine form tutmaya çalışan isimler. Ben Spanish Fly'in nedense en şanslı at olacağını düşünüyorum. Bence en şanslı isim olacak. Çünkü gidişat açısından da öyle olacak. Siklet açısından da öyle. Yani şartların hepsi bana Spanish Fly'in iyi koşacağına dair bir durum bilgisi gösteriyor. Ama bakalım yanılıyor muyum? Yarın bunu göreceğiz. 5 numara Spanish Fly liderliği alacağım. Ön sıraya alacağım. Zor bir yarış. Rakip olarak önce Rocket Fall, 2 numara Ghost Runner, 1 numara 4 numaralı Beroş. Bu 3 ismi alacağım. 5, 1, 2, 4 çizgi diyeceğim. Hepsi abi. Burada her isim gelebilir. Ama şöyle bir şey de önereyim. Böyle riski sevenler, küçük şablon şeklinde kurgu yapanlar için Spanish Fly tek başına bırakıp böyle ekstra bir kupon yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Ben böyle şeyleri deniyorum abi. Evet, aslında senin ödediğine ekstra bir kupon denmez. Uçuk bir kupon. Hani böyle paraya gidecek bir kupon. Para alacak bir kupon denir. O yüzden cazip bir kurgu yapmak isteyen dedi Rıza. 5 numara Spanish Fly ki Rıza'ya şöyle katılıyorum aslına bakarsak. Spanish Fly'in ön tarafa çıkıp tempo yaptığı yarışlar oldu. Tabii şimdi ön tarafa çıkacak kimse olmazsa çıkacak. Bir de yarışı tıngır mıngır götürürse, yarışı da kısaltırsa hadi geçmiş olsun durmayabilir. Mantıklı. Ben oradan bakmamıştım ama oradan bakmış. 5 numara ön plana çıkardı. 1-2-4'ü rakip olarak önerdi ama acaba mı dersek bu koşuyu hepsi yapalım dedi Rıza Alan. Evet, şimdi sözü Şahper Alan'a bırakacağım. Şahper, bakalım günün 3. ayağında bize hangi atları iletecek? Abi ben buraya iki safkanla geçmeye çalışacağım. Favorim 2 numara Rocket Pool olacak. Abi bu safkan kazanamıyordu lakin iyi gruplarda iyi koşuyordu. Yani bence bu grubun üstündeki gruplarda da gelip ikinci, üçüncü oluyordu. Bu grupların inince de ikinci, üçüncü oluyordu. Safkan son yarışını kazandı. Bu benim için çok büyük bir referans. Çünkü böyle safkanlar yarış kazanmaya başlayınca devamını getirebiliyor. Bundan kaynaklı ben Rocket Pool'un da uygun grupta bence yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Lakin Rıza'ya çok katılıyorum. Burada liderliği alabilecek bir safkan yok. Şimdi Rocket Full'u çıkarınca da bu safkanların hepsi hemen hemen denk güçte safkanlar ve gidişat avantajı olan 5 numaralı Spanish Fly da bence bu avantajını lehine çevirecektir ki Eren Dursun Ök'ten hem bu kilolarda hem bu tür safkanlara çok iyi binebiliyor. Ondan kaynaklı ben 2-5 şeklinde buraya geçebileceğimi düşünüyorum abi. Dediğim gibi bence 5 numara Spanish Fly öne akar. Prenses Arya ve 2 numara Rocket Full peşine takılır virajda. Ya Spanish Fly bitirir ya Rocket Full gelir atlar abi. Ben de böyle. Yarış böyle koşuyor. Dedi ki yani viraja kadar böyle gelirler virajdan sonra kimin gücü kimin yeterse herkes kendi payına dışarı alsın dedi. 2 ve 5 şeklinde bir değerlendirme yapmış oldu. Şahper de evet. Bende de Şahper'in şöyle bir deyimi var. Ona çok katıldım. Yani kazanamadı ama hep iyi yarışlar yaptı. İyi gruplarda koştu.
Bugün uygun bir grup. Gidişat lehine değil gibi gözüküyor Rocket Fury ama yani o formu ben yakaladığını gördüm bu safkanda ve kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Çok yerlerde takip etmezse eğer koşuyu kazanacaktır diye düşünüyorum. Yalnız başına bırakabiliriz. Ben 5 numaralı Spanish Fly'ın sizin değişinizle aslında kuponlara ekleyebileceğini düşünsem de ben burada enteresan bir at önereceğim. Form durumunu çok beğeniyorum. İddialı koşmasını bekliyorum. Çizginin altına bir isim önereceğim. O da 1 numara Ghost Runner. Bu grubun iyi safkanlarından İbrahim Safa Söğüt'le start alacak olan Ghost Runner'ı 2 numara Rocket Fall'un en ciddi rakibi olarak görüyorum. 2 taksim 1 şeklinde de ben bir değerlendirme yapmış oldum bu koşuda. Şimdi gelelim günün 6. koşusuna. Saatler 20.30'u gösterdiğinde 4 koru Aralıkların 6 kısa vadesi var. 1600 metre mesafe sentetik pistte koşulacak yarın. 6 at katılacak burada. Tabii ön plana çıkan isimler var. Kayızber temsilcileri var. Rıza söz sende. Neler söyleyeceksin bu koşu için bize? Hakan abi beraber yani hipodroma indiğimizde, sahaya indiğimizde seninle bir isim görmüştük. Maşallah 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 deyip 20 dakika yani at üzerinde bugün kim olsaydı geçemezmiş dediğimiz bir isim vardı. Yiğit kardeş muazzamdı. Bence son 2-3 yarıştır iyi olan yani gerçekten potansiyeli olan bir Yiğit kardeş ki Yiğit kardeş sertbertler de bile yani o grupların dönemin en iyi isimlerinin yanında koşabilmiş. Yine bir tane daha Kaysberg vardı. Kırbi Kaysberg. O da ki sertberke saldırmış bir isimdi. Kıyıcı. Kıyıcıya bile saldırıp onu geçebilme başarısı göstermiş bir isim. Yiğit kardeş forma girdiği zaman çok farklı bir isim oluyor. Ki zaten forma girdiği zaman kaprizi geçip katı olma arkasında bırakması bunun zaten somut kanıtıdır. Yani son 2-3 yarışında son yarışında muazzamdı bence. Son yarış gidişat aleyhineydi ki öndeki de Dündarzade bir Kaysberg'ti. Devrini bulduğu zaman öyle bir Kaysberg'ti kolay kolay ne olursa o geçemezsin. Yarışın gidişatı lehineydi. Önde Dündarzade'yi çok zorlayacak bir isim olmaması onu sonunda diri kalmasını sağladı. Ama Yiğit kardeş de o gün en az kazılan kadar iyi koştu. Ben kilo dezavantajı olmuş olsa bile tek başına bırakacağım isim Yiğit kardeş. Bence potansiyelli bir isim. Zaten rakip hanesine baktığımız zaman rakip olabilecek kalitede bu grupta gördüğüm iki isim var. Biri Berke'nin kızı, belki Süpermen. Yani rakip verilebilecek iki isimler ama ben onlardan bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek başına bırakacağım. Ben evet. O formu gördüm. Madem bu formu görmüşken de bunu avantaja çevirmeye çalışacağım abi. Çok iyi bir form yakalamış olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Yiğit kardeşi şablonlarında yalnız başına bırakacağım. Her ne kadar onun kalitesine yakın 3 numaralı Berke'nin kızı ve 5 numaralı Süpermen'i görsem de ben riski buradan alacağım dedi Rıza ve yalnız başına bıraktı şablonunda. Şimdi sözü Şahper alanına bırakıyorum. Bakalım Şahper hangi atlardan bahsedecek? Abi aslına bakarsan çok farklı şeyler söylemeyeceğim. Yiğit kardeş süt koşusunu kazandığı zaman maşallah virajdan sonra böyle elde o kadar rahat gelip yani grubu atladı ki ben bu safkanın bu sezon içerisine geçileceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Lakin Dündarzade'yi hafife aldılar abi son yarışlarında. Dündarzade'ye öyle 3-4 bay önde avans verirseniz Dündarzade bitirir. Ama ben bugün Yiğit kardeşim bu hatayı yapacağını düşünmüyorum abi ki Yiğit kardeş çok gerilerde bekleyen bir safkan değildi 3 yaşlarında 4 yaşlarında. Bu safkan yarışı önlerde takip eden bir safkandı. Ve ben artık son yarışından ders çıkaracak bir Yiğit kardeşin bence bu grubu geçeceğini düşünüyorum ki Berke'nin kızı için de yarışın çok süratle gitmesi yani acı bir sprinti var. Ama tabii o da önlerde gidebilen bir safkan. Süpermen formsuz diyeceğim abi. Cansekli abi bence bu grupta biraz zor. Alavara evet gidişat avantajı var. Burada tek başına kaçıyor lakin grup ortada. Ben Yiğit kardeşini abi önlerde takip edip bu sefer çok geride kalmadan yine virajda gelip yarışı çalmasını düşünüyorum. 2 numaralı Yiğit kardeş yalnız başına bırakacağım Safkan abi burada. Evet Şahper de aynı tarafta Rıza'yla 2 numaralı Yiğit kardeş yalnız başına bırakacağım isim dedi. Ben de aynı taraftayım. 2 numaralı Yiğit kardeş yalnız başına bırakacağım isim. Aslında bugün Paddock TV ve Tay TV ortak yayınında bu üçlüden bir ortak karar çıkmış oldu. Kuponlarımız Yiğit kardeş üzerine. Rıza çok güzel bir şey değildi. Ankara'da 75. yıl podromunda yan yana yarış seyrederken o gün için şu sözleri kullanmıştık.
Eğer ki bugün yanında kim olursa olsun bugün bu at onları geçerdi. Yani öyle bir görüntü vardı ki yarış bitti sanki hiç koşmamış gibi. Muhteşem bir görüntü ve normalde Yiğit kardeş öyle çok da farklı kazanmayan birisi. Yani bıraksan 100 metre daha uzasa fark yapıp kazanacak. Öyle bir durumu vardı. Ama Şahper de yine çok güzel bir şey söyledi. Son koşusunda eğer ki baba kardeşlerinden birini dikkate almazsan, o kadar da avans verirsen, sonuçta Kaysbert'ten taşıyor. O da bitirir. O yarış da kötü bir yarış değildi. Yani hangi at olsa ona orada da büyük sıkıntı yaşardı. Lakin böyle bir grubu yakalamışken ben 2 numaralı Yiğit kardeşin kazanmasını bekliyorum. Lakin dikkat etmemiz gereken bir isim var. Ben eğer ki ben yalnız başına bırakacağım, tek yazacağım. Ama geçilirse eğer 5 numara Superman'e geçilir diyorum. Ben bu at yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Aman dikkat diyeceğim. Eğer ki değişik bahis oyunları yönünden eğilmek isterseniz, farklı oyun kurguları yapmak isterseniz, yanına at yazmak isterseniz öncelikli isminiz bence 5 numaralı Superman olsun. Aman dikkat diyeyim, altını çizeyim. Ben de Yiğit kardeş yalnız başına. Geldi günün 7. koşusuna. 7. koşu kum pistte, kaba kumda koşulacak bir koşu. Son çiftlerin İK'ya 8 safkan katılacak. Saatler 21.00'ı gösterecek yarın. 8 safkanın mücadelesi, bakıyorum kilo farkı yok. 58, 56, 54. Sözü yine Rıza'ya vereceğim. Bakalım 5. ayakta hangi atları ön plana çıkartacak? Ben 3 numaralı Çatalkaya ile başlayacağım. Çatalkaya çok potansiyelli bir isim. Şu an yaşlandı. Sanırsam yani problemleri mi oluşmaya başladı son 3-4 yaşında ya da sentetikten mi etkilendi? O konuda tam net olamadım. Yani iyi bir Çatalkaya bu grupta yarış yapmaz. Benim yani normalde iyi bir gerçekten Çatalkaya yani kısa vadeli grup atlarına saldırabilen İzmir'in çok iyi atlarıyla baş başa koşabilen bir Çatalkaya Kabakum'da yani bu grupta gerçekten çok şanslı olur ama bu ismin problemleri var bence. Ben öyle hissettim. Son birkaç yarıştır. Çalışmaları gayet iyi. Umarım kendisi gibi sahaya çıkar. Kendisi gibi sahaya çıkarsa diğer rakiplerinin şansını çok azaltır. İlk sıraya alacağım. Daha sonra bir beyaz bayrak ayna gelir mi bu yarıştan? Gelirse kimden gelir? 4 numaralı Özenger. Çok ayağına süratli bir isim ki yanlış hatırlamıyorsam Antalya kumunda 1924-25'lerde yapmış olduğu bir yarışta çok iyi bir isme geçilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika, ben o yarışı bulmak istiyorum Özenger'le ilgili. Çünkü Özenger bu pistte çok iyi yapmış olduğu yarışlar vardı Antalya'da. Çakır Dağlı Rıza. Çakır Dağlı'ya geçildi. Çakır Dağlı gibi bir isme. Evet, Çakır Dağlı. Yani o dönemde Çakır Dağlı seviye bağlamış bir isimdi. Ki yani zaten o koşusunda %50'ye yakın AGF ile koşmuştu Çakır Dağlı. Eğer ki Özenger direnebilseydi o gün çok büyük bir sürprize imza atacaktı. Sürprize şey yapacaktı ki bak o gün ben aklımda kalmış yani derece aklımda kalmış. 1400'ü sentetikmiş gibi 25'e indirmişlerdi abi. Yani o yarışı unutamamamın sebeplerinden bir tanesi bu. Yani ben şok olmuştum ki arka grubu zaten dağıttılar ikisi. İyi bir Özenger farklı koşar ki Özenger zaten bir yarış önce Çin'de de çok güzel başarılı iyi bir grubu geçti. Ben Özenger bir beyaz bayrak ayına gelebilir. Powersaw 8 numara iyi bir isim. Onun da problemleri var. Kalitesini sahaya yansıtamıyor. Yansıtsa çok şanslı olur. Üçüncü ismim olacak. Keşiş King 1 numara. Her zaman iyi koşuyor. Yarın için yine şanslı olacak isimlerden bir tanesi olacaktır. Dördüncü sıraya alacağım. Çizgi çekeceğim abi. 2 numaralı Anadolu Edası diyeceğim. Evet, Rıza'da sıralama şöyle oldu. Çatalkaya gerçek gücünü sahaya yansıtırsa bu grubu geçer, ön plana çıkartalım. En ciddi rakibi Özenger, 4 numaralı Safkan dedi. 8 numaralı Power Soul ve 2 numaralı, özür dilerim, 1 numaralı Keşis Kikli devam etti. 3-4-8-1 ama bir çizginin altına 2 numaralı Anadolu Edası'nı da değerlendirmiş oldu. Evet, Tay TV ile ortak yayınımızda Padok programının İlk bölümünde artık sonlara doğru yaklaştık. Şimdi günün 7. koşusu için Şahper Alan'ın değerli yorumlarını dinleyelim. Abi ben buraya 3 safkan önereceğim ki bu 3 safkan Rıza'nın da şablonun içerisinde şans verdiği safkanlar ama ben ilk sıradan 4 numaralı Özenger diyeceğim. Abi bu safkan geçen sene de zaten burada maşallah seriye bağlamıştı. Abi safkan çime gidiyor. Kazanıyor iyi gruplarda. Geliyor Kabakum'da iyi koşuyor. Orta mesafeleri zaten bu safkan en iyi koşuyor.
Ondan kaynaklı ben 4 numaralı Özenger'in burada üzerine de çok gidebilecek bir safkan olduğunu düşünmüyorum. Evet, az süratli safkanlar var, lakin Özenger'in üstüne gitmek kendilerine zarar verir diye düşünüyorum. Ben 4 numaralı Özenger'i ilk sıradan önereceğim. Akabinde 8 numaralı Power Sol diyeceğim. Abi Adana ve Ankara çıkması safkanlar, dün de Kumteper çok büyük bir sürprize imza attı mesela. Sorunları olsa dahi bu tür gruplarda bu safkanlar bence klasıyla ya da kalitesiyle bir şekilde kendilerini fotoya atabiliyorlar ki Power Sol zaten yani çıktığı zamanlarda kısa vade açık yarışlarda bu safkanı görme ihtimalimiz var ki denendi de safkan, başarılı da oldu. Bugün ben sorunlarından hele ki kurtulmuşsa, biraz ileriye götürmüşse performansını, ben 8 numaralı Power Sol'un burada çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Son olarak da ne kadar yaşı ilerlese de tabii ki kalitesiyle 3 numaralı Çatalkaya da burada benim olmazsa olmazım. 4-8-3 şeklinde ben buraya geçebileceğimi düşünüyorum Hakan abi. Evet, Şahperan 4 numaralı safkanla başladı. Özenger cazip başlangıç oldu bence. 8 numaralı Power Sol ve 3 numaralı Çatalkaya sırasıyla tavsiyesi oldu. 4-8-3. Şimdi aslında bir önceki koşu gibi yine bu koşuda hepimiz birleşmişiz. Rıza'nın önerdiği atların birebir aynısı bende. Yerler farklı. Tabii aynı atları Şahper de söylemiş oldu. Yine yarış severlerin elini biraz daha güçlendirmiş olduk. Bizim kurgularımızdan ilerleyeceklerse favorim net bir şekilde Çatalkaya. 8 yaşında ama gününde olursa bu grubu kolay geçer. En ciddi rakibi bir numaralı Keşis King. İddialı olmasını bekliyorum. Sık koşuyor ama istikrarlı koşuyor. Ardından önereceğim isim 4 numaralı Özenger. Bir nefeste bitirebilir. 2 numaralı Anadolu Ecası bu mesafeyi en iyi koşanlardan aman dikkat. Ve 8 numaralı Paul Sol diyeceğim. Bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek kapasiteye sahip. Ayrımsız sıralama 3, 1, 4, 2 ve 8 benim günün 7. koşusundaki sıralamam oldu. Şimdi geldik günün 8. ve son koşusuna artık. Sonlandırdık işi. 2100 metre mesafede sentetik pistte 2 yaşlı İngilizlerin meydanı. Koşuyu bölememişler. Bölemedikleri için fazla sayıda at koşacak burada. 15 safkan var. Tabii zorlu bir koşu. 9 olacakmış, olmamış. Şöyle bir baktığımda bütün atları sığdırabildik mi, sığdıramadık. Biraz daha küçültelim bülteni. Tam olsun. Şu anda tüm atlar sığdı sanırım. Evet. Sözü yine kapanışın ilk yorumunu almak üzere Rıza Alan'a bırakıyorum. Bir 4-5 at olsaymış kim elini izleyecektik. 2 tane de altıda izlemiş olacaktık. 18 galiba Rıza. 18'de bölünüyor evet, diyebiliriz. Ya, 18 yani 3 tane daha olması lazım. En az 3 tane daha at olması lazımmış. Bölebilmeleri için. Yani o zaman da 2 altılı şeklinde olacaktı. 1. altılıyı da güvendiğim bir isim olduğu için çok benim açımdan avantajlı olacağını düşünüyorum. Evet. Neyse sağlık olsun. Böylesi belki de hayırlısı olandır. Ben burada son yarışında ön planda önerdiğim bir isim vardı. Silver Horsiso. Ben bu ismi sürpriz hanesinde olduğu yarışta, son yarışında alternatif tek olarak önermiştim. Bu isimsiz olmaz diye yayında. O gün için bence jockey'nin biraz hatalı olmasıyla ilişik bence yarışı kaybedecek ki o gün Sercan Tırpan bir tık şey almıştı bence. Yani eleştiri aldı o gün içerisindeki baktığım zaman bugün üzerinde Dinar var. Dinar var. İsmail Dinar. İsmail Dinar'a vermelerinin sebebi bence son yarışındaki pilotunun kötü binmiş olmasıyla alakalıydı ki bence İsmail Dinar eşliğinde çok daha farklı koşacak. Benzer bir gruptu. Benzer bir grupta Asilikom'a, yanlış hatırlamıyorsam Asilikom'a geçilmişti. Bu tarz zaten neredeyse bu gruptaki çoğu isim veyahut birlikte koşuyor. Bu grupla koşabilen isimleri rahat arkasına bıraktı. O gün içinde kazanan da olabilirdi. Olamadı. Hala Maiden. Bence uzayan mesafeyi de yapacaktır. 13 numaralı Silver Horses o. Ben ilk atım. Burada temellerin ismi var. Mesafe uzadıkça bence çok farklı koşacaktır arkadaşlar. Bu isim kim? Ocean Compass. 4 numaralı Ocean Compass. Mesafe uzadı arkadaşlar. Bu isme dikkat edelim. Sert rakip olacağını düşünüyorum. Bir çizgi çekeceğim. Melis Kurtel Emin ekürüsünün bir tayı var. Son yarışına favori çıktı. İşlemedi. Ekürüsü yarışı kazanıp milleti ipten almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o isim Midwind.
Ben bu ismin kötü bir isim olduğunu düşünmüyorum ki Ateş'in kızı yavrusu. Bu ismin problemleri var. Bu isim iyi bir isim. İleride bence potansiyelini gösterecek. Ancak şu an için problemleri var. Bence kendi kalitesini, pedigrisini, ahırını koşarsa bu isim, eşkalini koşarsa yarının sürprizini yapabilir. Benim sıralamam şu şekilde oldu. 13-4 çizgi 3 şeklinde günü sonlandırmaya çalışacağım ama. Evet, Rıza Alan 13 numaralı safkanı ön plana çıkardı. Silver Horseshoe bu kez daha iyi koşar dedi. Jockey değişikliğiyle 4 numaralı Ocean Compass uzun iyi yapar dedi. Çizgiyi çekti 13-4'ten sonra 3 numaralı Midwind dedi ve sözü Şahper Alan'a bırakalım. Abi ben 4 numaralı Ocean Compass'la başlayacağım. Bu Sofkan Diomedia'nın kardeşi. Yani uzun kumda ben koşarım diyor. Açık açık ki son yarışında zaten mesafe biraz uzayınca nedenli iyi koşabileceğini gösterdi. Bugün biraz daha uzadı. Bu Sofkan'ın lehine olacaktır. Yine Rıza'nın bahsettiği 13 numaralı Silver Horse'u bu Safkan da abi artık meydandan değil de handikap yarışlarda, şart yarışlarda denenmeye başlandı ki Safkan'a nedenle ekibinin güvenliğini gösteriyor. Ki Safkan da haksız çıkarmadı. Ama sanki abi geçen de konuştuk ya, yarış Rocket Full'da da buna değindik. Yarış kazanma karakteri yok mu acaba? Abi bu Safkanlardan ben kuponumda bulundurmasam tedirgin oluyorum. Bulundursam pişman oluyorum. Ama umarım bu ya uygun grupta beni haksız çıkarır. 13 numaralı Silvi Orsuso. İkinci sıradan önereceğim. Akabinde abi ben burada 11 numaralı Lady Equinox son yarışını çok beğendim. Yani yakın bitirdi bu Safkan. Kıpırdama içerisinde kalabalık yarışta sürpriz olacaksa 11 numaralı Lady Equinox'tan ve 8 numaralı Airland Battle var burada. Abi ben Erhan Aktuğ ve Mertcan Çelik tercihlerinde sürekli ben bu safkanların öne akacağını düşünüyorum ki bu tür safkanlara bindiklerinde Mertcan ve Erhan genelde safkanları öne akmak oluyor ve tercih ondan kaynaklı bu jokeyler oluyor diye düşünüyorum. Ben o yüzden bu kalabalık yarışta öne sıçrayacak bir 8 numaralı Airland Battle'ın bugün bir sürpriz gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Son olarak da Rıza'nın 3. sıradan bahsetti. 3 numaralı Midwind ki ahırı kalitesi ortada. Buranın sigortası olabilir. 4, 13, 11, 8, 3 şeklinde ben burayı geçeceğim abi. Çok fazla da ayırmayacağım açıkçası bu safkanları. Ki zaten şablonumda biraz cüzi tutmaya çalıştım ki yarı sever de kendi yorumlarını yapabilsin. Ben bu beşliyle burayı geçmeyi düşünüyorum abi. Evet, Rıza Alan 4 numaralı safkanla başladı. Tahminine Ocean Compass, 13 numaralı Silver Horseshoe, 11 numaralı Lady Equinox, 8 numaralı Airland Battle ve 3 numaralı Midwind ile devam etti ve noktayı koydu Şahper Alan. Evet, şimdi ben değişik bir isimle başlayacağım. 9 numaralı Atom Ayşe. İstikrarlı yarışlar yapıyor. Ben Smart Robin temsilcisi Atom Ayşe'nin bugün yine etkili koşmasını ve kazanabilecek durumda olduğunu düşündüm ve ilk sıradan kuponlara yazmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıradan önereceğim isim 4 numaralı Ocean Compass artık tırnağının ucunda. Mir Bilgin'le kazanabilir, meydana veda edebilir. Ardından önereceğim isim 7 numaralı Golden Snitch takip atım. Sık koşuyor ama yazmazsam olmaz. Ve sonrasında önereceğim isim burada altını üstünü yanını çiziyorum. Şahper de anlattı. 8 numaralı Eren Bedim. Şimdi bu at çok sevgili dostlarım Barış Emrah ve sevgili Halil Köse bağlantılı bir at. Onu söyleyeyim. Şimdi bu atın geçen yarışında da aman ha bizim atı oyna dediler. O gün de değerlendirdik. Müslüm Baydan bindi iki yarışta. Bugün şimdi üzerine son zamanlarda elinde sihir olan bir jokey var. Erhan Aktuğ. Şimdi bu Erhan Aktuğ hangi ata binerse biz gelmez diyemeyiz. Çünkü kaldırıp kaldırıp fotoğrafı atıyor. Acayip sürprizlere imza atıyor. Geçen gün altıyı tek başına devrettirdi. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi öyle bir durum var. Bir de Airland Battle benim hem durumunun iyi olduğunu bildiğim hem gönülden bağlı olduğum bir isim olduğu için ben bu safkana bir çarpı atılması taraftarıyım. Aman dikkat diyeyim. 10 numaralı Karışma Sen. Takip ettiğim atlardan bir tanesi Torok temsilcisi. Son olarak da 13 numaralı Silver Horseshoe. 13 numaralı Silver Horseshoe aslında en geri yapmamın sebebi son koşusunda kendisine kızmamdır. Çünkü Rıza ön planda önermişti. Ben tek önermiştim. Yani safkan böyle yarış kaybedilmez. Hemen bir jokey değişikliği oldu. İsmail Lerner'le çok daha iyi koşar. Onu da kuponlara ekleyelim. Benim son sıradan yazdığıma dikkat almayın aslına baktığınız zaman.
9, 4, 7, 8, 10 ve 13 benim bu koştaki sıralamam oldu. Ben de bu şekilde tahminimi sonlandırmış oldum. Şimdi çok sevgili iki dostumla çok keyifli bir Antalya yayını yaptık. Güzel değerlendirmeler oldu. Cazip oyunlar ortaya çıktı. Bankomuzda tekimizde aslında yalnız başına bırakacağımız isimde birleştik hep birlikte. Şimdi sözü Rıza'ya vereceğim. Rıza'nın sözlerini aldıktan sonra Şahber'le bu programın bu bölümünü sonuçlandıracağız. Ardından Ankara'ya pas atacağız. Çok güzel geçen bir program oldu ki şablonlarımızı oluştururken de yani ben keyif aldım çünkü benzer isimlerden bahsetmiş olmamız aslında bir noktada kendimize olan inancımızı da perçinleyen bir duygu oluşturuyor. Çünkü bir ismi verdiğin zaman diğer bir ismin de ya da veya duymak istediğin bir ismi karşı taraftan da duyduğun zaman demek o da görebilmiş bazı şeyleri veya pozitif şeyleri görebilmiş demek insanı mutlu ediyor. Bence güzel bir program oldu. Umarım yarı sene dostlara faydamız dokunacaktır. Benim her zaman bir sözüm vardır. Kimin gönlü nasılsa hayatı da öyle olsun. Bu tarz şeyleri sunuyorum. Gönlünüzce olsun dostlar. Herkesin gönlünüzce olsun. Umarım faydamız olur. Herkese bol şans diliyorum. Ağzına sağlık. Dileklerimizi iletelim Rıza'nın güzel dilekleri için. Evet. Şahber Alan'la değerlendirmesini, günü değerlendirmesini ve son sözlerini alalım Şahber'den. Şahber sana da şunu söyleyeyim. Şimdi biz tabii abini çok uzun zamandır tanıyoruz. Omuz omuza mücadele veriyoruz. Sen de arkadan geldin, yetiştin. Acaba çok da merak ediyorum. Ne zaman bu boyunuz okulağa geçecek? Onu merak ediyorum. Abi boyunuz kulağa geçer mi bilmiyorum. Şöyle geçemeyebilir. Rıza bu işi yani evet ben de çok seviyorum abi. Ben de hayran olduğum bir mecra. Lakin Rıza'nın ayrı bir aşkı var. Hani ciddi anlamda bu şeye çocukluktan beri Rıza'nın yaklaşım bambaşka. Hani ben bazı şeyleri öncelik olarak alabilsem de Rıza öncelik olarak hep tutku olarak hep at yarışından yani ya, oynamasa bile izlerdi. O yüzden Rıza ben bir şeyleri gözden kaçırabiliyorum ama Rıza kaçırmıyor. Bu onun için çok büyük bir avantaj ve Rıza her zaman benim bu oyunda üstadımdır. Her zaman söylerim ki sizi tanıdıktan sonra da bu sayı biraz arttı abi. O yüzden ki öyle bir gayem de yok abi sizden öğrenecek çok şeyim var. Ki ama benim zaten Rıza gibi özlü sözüm de yok abi. Adam yani yorum yapıyor, özlü söz söylüyor. Ben sadece tahminlerimi yaptım. Umarım yardımcı olabilirim. Herkese bol şanslar diliyorum abi. Evet kardeşimin ağzına sağlık. Çok güzel şeylere değindi. Şimdi Rıza sözü, son sözü vereceğim. Mozart'la başlayan o. Aslında entelektüel kimliği olan o. Ben kardinal şart demiştim. Yani Mozart'la başlayan sensin. Sonuç olarak özlü sözle bitiren niye ben oluyorum onu anlamadım. Yani burada kimlik olarak şartlar sana pas attım o entelektüel kimliği. Evet. Evet ağzınıza sağlık. Çok keyifli geçti yayın. Sonunda keyifli bitirdik. Şimdi Padok programımızın bu ilk bölümüydü. Bir kısa bir ara vereceğiz. Kısa aranın sonunda Ankara bölümüne bağlanış yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bizim için kısa bir ara.